Ben iş yerinde çalışıyorum. Mesela 14.99 olan bir ürünü 15 liranın bir kuruş hakka gelmiş alıyorum. Normalde parkurttan geçirince 14.99 olarak geçirmiyor muydu? Bu soruyu soran kaynağı. Efendim, emanet bir soru o. Bir kuruşu sanırım bir kuruş kendinde birikiyormuş. Bu normalde karşıya 14.99 deyip de 15 lira alırsa bir kuruş hakkı girmiş olur. Ama normalde 14.99 demeyip de bu 15 lira dese, normalde 15 liradan geçse bunda bir sıkıntı yok. Barkod sistemi 14.99 girip bir kuruş kenarda kalıyor. Birikiyor bir kuruş. Bir kuruş yok çünkü. Evet. Bu iş yerinin hakkı, iş yeri o kimsenin hakkına girmiş oluyor, bir kuruşluk. Orada çalışan elemanın bunda bir sorumluluğu yok. Mesela zaten özellikle öyle yapıyorlar. Mesela insanlar bunu fark etmiyor. Mesela 14.95 diyor, 5 kuruş yok. Böylece 5 kuruş, 5 kuruş, 5 kuruş, 5 kuruş işletmeye kalıyor. Aslında onu 15 liraya satıyor. Yani geri dönülmeyecek bir parayı söylüyorsa o işletme, mesela bu bir kapitalist sistemin oyunu. Bütün şeylere bakın, ürünlere bakın marketlerde, geri dönüşü mümkün olmayan kuruşlar vardır. Bu bir de ekonominin hangi noktada olduğunu gösterir. Yani normalde bir ülkenin ekonomisi kuvvetliyse, parası kuvvetliyse bir kuruşu vardır. Bir kuruşu geriye iade eder, iki kuruşu geriye iade eder, üç kuruşu geriye iade eder. Ekonomi kuvvetli değilse kuruşlar orada iş yapmaz. Şimdi bizde iş yapan ne? 25 kuruş. 10 kuruş bile iş yapmıyor bizde şimdi. Yani 10 kuruşu geri döndüreni görüyor musunuz? Çok zor. Bu bir ekonomide ayrı bir aldatmaca. O yüzden iş yeri o insanların hakkına girmiş oluyor. Hakkına girince biz bir kuruşla 1000 kuruşun farklı olduğunu düşünüyoruz. İslam bir kuruşla da 1000 kuruşu da aynı görür. Hak haktır. O yüzden hakka girmiş oluyor. İş yerinde biri beni kızdırdı, ben de içimden senin kitabına dedim, sonra tövbe dedim, dinden çıkarmıyor. Bir kimse kitabını demekle dinden çıkmaz ama normalde işte daha ileri söylerse dinden çıkar, tecrid imanına alır. Lisedeyken müdür yardımcısının tabelasını çaldı. Bunun hakkını nasıl ve kim öder? Tabela ne tabelası? Müdür yardımcısı yazan kapıdaki tabelayı çaldı. Devletin malını çaldı. Evet, evet. Tövbe edecek. Devlet mi? Namaz ve oruç arazlarını Allah'a nasıl ileteceksin? Araz anlıktır. Yok olur der. Mesnevi çifti ki Mevlana göre ibadet insandaki cevheri çıkarmak içindir. Bu cevher canlıdır. Bu can nasıldır? Hazreti bir ibadete ilk açıdan bütün şeriatın hükmü gereğince kulluk olarak görür. Sufiler ibadetlerin hepsinin temel noktada birinci derecede kulluk olarak görüyor. İbadet kulluğun göstergesidir. İkincisi, ibadet Allah'a yaklaşmada bir basamaktır. Allah'a bizim yakın olmamızda Hazreti Pir'e göre basamaktır. Üçüncüsü, o ibadet o kimsene Allah'a yakınlığın bir tadıdır, zevkidir, lezzetidir. O kimse artık ibadet ederken Allah'a yakınlığın tabiri caizse tadını çıkarır. Kulun bana en yakın olduğu an secde anıdır. O en yakın anın
anın, secde anında olduğunu tefekkür eder. En yakın anda olduğunu hisseder. Artık o tabiri caizse klasik ibadet düşüncesinden, fikriyatından, tecelliyatından çıkmıştır. O esnada bu biraz tabirini hoş görür, yakınlığın zevkini yaşar. Çünkü o Allah'a en yakın andadır. Secde anında. Veyahut da ben hani oruçla alakalı hadisi kutsi var ya, oruçlunun ağzının kokusu bana miskamber gibi gelir diye. O kimse sevgilisinin ağız kokusunun miskamber gibi gelmesini sevmeye başlar. Artık orucu sevmekten bir üstündür o. Normalde oruç kulluktur. Onun bir üstü orucu sevmektir. Harika. Onun bir üstü artık o sevgilinin onun ağzından kokusunu alacağını tefekkür etmek. O yüzden bunların hepsi de aynı noktada da haldir. Hal. Bunların hepsi de o esnada geçer. Siz bugün oruç tutmuşsunuzdur, iftar ettiniz, bitti. Veya namaz vaktinde kıldınız, bitti, geçti. Yeni bir vakte niyetlendiniz, yeni bir vakte doğru koşuyorsunuz. O yüzden normalde ibadetler dostluğun bu noktada göstergesi gibidir, yakınlığın göstergesi gibidir. Seven sevdiğinden değer görmek istemesi hakkındır. Görüyorsa bu sevginin bir karşılığındır. Seven kimse sevdiğinden değer görmeyi düşünüyorsa onun sevgisinin karşılığı kendince, kendi dairesinde değer görmek olarak algılanır. Seven değer görmeyi düşünmeden sever. Toplum içerisinde normalde insanların birbirlerine bakış açısı budur. Genel olarak. Bakış açıları seven kimse de otomatikman karşı sevdiğinden muhakkak bir şey bekler. Bizde bu daha ileridir. Ben bazen böyle mizansen yapıyorum ya. Yani ben filancayım, ben seni seviyorum, buraya gel. Veya işte bugün bana birisi telefon açtı. Hacı baba çok özledim seni ya. Bir uğrasan bana dedi. Bana. Dedim inşallah. Uğramaya çalışayım dedim. Çok vaktim yok ama dedim. Uğramaya çalışırım inşallah dedim. Yani o şimdi çok özlemiş beni. Yani çok özlediği için bir uğramamı istiyor. Çok özlemiş. Ama onun kendince değer yargısı, kendince algısı öyle ama. Yani o beni çok özlemiş ya, ben de ona uğramam lazım. Ondan sonra dedim inşallah. Ya ne olursun dedi ya, bir ziyaretime gel ya dedi. Çok özlemiş, çok seviyor. Ben onun ziyaretine gideceğim. Yani onu uğrayacağım dedi. Ama toplum genel olarak bu algıda, yani öğrenmiş olduğu sevgi diye nitelendirdiği şey bu. Seni çok seviyorum, gel. Seni çok seviyorum, bunu yap. Seni çok seviyorum, buna yardım et. Seni çok seviyorum, bunu böyle böyle et. Yani ben seni çok seviyorum, ben seni çok sevdiğim için de ben seni esirim gibi kullanmak istiyorum. Neden? Ben seni seviyorum ama. Bunu mizansenleştiriyorum ya ben bazen. Yani çok seviyorum, ben filanca yerdeyim, beni gel al. Bu bunun gibi bir şey, Allah muhafaza eylesin. Oysa hadis-i kutsi'de bize söylenilen Allah için birbirlerini sevenler. Birbirlerinden menfaat gözetmeyen, akraba olmadıkları halde. Bakın hadis-i kutsinin başında tarif ediyor bize. Onlar akraba değillerdir. Birbirlerinden menfaatleri de yoktur. Bakın nasıl bir sevgi olduğunun başlangıcında bize tarif ediyor Cenab-ı Hak. Akraba değiller. Yani bir aşiretten, bir kavimden de değiller. Birbirlerinden menfaatleri de yok. Allah için birbirlerini sevenler ve toplandıklarında Allah'ı zikredenler hiçbir gölgenin olmadığı mahşer yerinde arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecekler. Burası evet
güzel sonuç olarak. Ama başlangıç olarak bir akraba değil. İki, aralarında bir menfaat ilişkisi yok. Üç, Allah için sevdiler. Ancak Allah için sevgi bu iki şeyin dışında olursa, insanların arasında o zaman menfaat olmayacak, akraba olmayacak, Allah için birbirini sevecek. Böylece seven kimsenin karşısındaki sevdiğinden bir şey beklentisi olmaması lazım. Bir beklentisi olmayacak ondan. Ummayacak bir şeyi. Allah için sevecek. Yani ben bunu seversem beni yedirir, içirir. Ben bunu seversem beni giydirir. Ben bunu seversem benim yol paramı çeker ya. Ah yavrum ben seni çok seviyorum ama gelemiyorum bak. Neden gelemiyorsun? Benim durumum yok ya. Ama ben seni çok seviyorum. Bu ne demek? Beni götür demek. Hep ummak. Toplumun birbirlerinden öğrettiği şey, birbirlerini öğrettiği şey bu. Daha ileri söylüyorum, kızıyorlar bana. Bizim evliliklerimiz bile menfaatin üzerine kurulur. Menfaatin üzerine kurulur. Kadın da erkek de birbirine bakarken menfaat üzerine bakar. Hatta klasik fıkıh da menfaat üzerine bakar. Bugün klasik fıkıh ölçüsüne gittiğinizde yani kadın ve erkek birbirlerinden menfaatlenenlerdir. Erkek o kadını nikahladı, mehrini de ödedi. Erkeğin menfaatine açıktır kadın. Kadın da iaşesi sağlandı, istekleri yerine getirdi. O yüzden de erkeğin menfaati de ona açıktır. Eğer menfaatler açık değil ise tasarruflar da açık değildir. Bu klasik Hanefi fıkhında da veya Şafii'de, Malik'te, Hanbeli'de fıkıhta bu noktadadır. Mesela aynı şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin başına da gelmiş. Hani eşleri dünyalık şeyler isteyince o da dama çıkmış. Mesela dünyalık. Dama çıkınca kadınların hepsi de şu sözü veriyorlar. Evet, bundan sonra biz senden dünyalık hiçbir şey istemeyeceğiz. Dünyalık olarak biz seni rahatsız etmeyeceğiz. Dünyalık bir şey talep edenlerden olmayacağız. Bu sözden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geri dönüyor. Bakın bu sözden sonra geri dönüyor. Yani eşleri küçümsemek için söylemiyorum. Burada menfaat duygusunu kaldırıyor. Menfaat düşüncesini kaldırıyor. Bizde bu duygu var. Biz bakarız ya, yani bir erkek kadınına bakabilecek mi? Onu düzgün yedirecek, içirecek, besleyecek, düzgün evlerde oturtacak, neler yapabilecek? Hiç unutmuyorum, bir arkadaşı evlendirecektik, işte bir yere gitmiş, ondan sonra dedi filanca yere kız bakmaya gidiyorum, iyi git dedim ben, tanımıyorum, bilmiyoruz kim olduğunu da, ondan sonra. Ben de inceden söylüyorum, diyorum böyle böyle dergan dışından çok bakmaya çalışma, hani üzerler seni, şöyle böyle, o gitmiş şeye, işte bakmaya. Neyse haber göndermiş. Kızın annesi babası demiş ki gelsin eve, ev tanışalım, görüşelim, konuşalım. Hani kızla görüşmezden önce eve çağırmışlar, gitmiş eve neyse görüşmek için. Böyle işte yemek yemişler, çay kahve içerken ondan sonra kadın, adam, kızın annesi babası konuşmaya başlamış. İşte ince ince soruyorlarmış. Baban vefat etti, babandan bir mal kaldı mı? Ondan sonra kaldıysa nerede kaldı? Kaç tane tapu kaldı? Bunların üzerinde ne var? Kimin tasarrufunda? İnce ince sormaya başlayınca tabii bizim gençler de sonuçta hani sohbetleri dinliyorlar, bakıyorlar. Aa,
Yani ne kadar malı mülkü var, ne kadar parası var, onun sorgusu için gidilmiş oraya. Ondan sonra kahveye içmiş, demiş, müsaade edin. Özür dilerim demiş, hakkınız helal. Teşekkür ederim, çok iyi aradınız biz demiş. Benim babam öldü, ama demiş, benim tasarrufumda hiçbir tapu yok şu an demiş. Size hayırlı akşamlar diliyorum demiş, çıkmış. Halbuki babası öldü. Yani bir oğlan, bir kız da bunlar. İşte kız evli. Hatta kızı da tanıyorum. Ablası evli. Demiş ki ablası, yani ben hiçbir şey istemiyorum. Her şey senin olsun. İşte ablasının da durumu vaziyeti yerinde, kocasının yerinde. 3-4 katlı evleri var, arsa var, şu var, bu var, bir şeyleri vardı. Demiş hiçbir şeyim yok. Çıkmış gitmiş. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Toplumun içerisinde evlilikler dahi yani her şeyi maddiyatın üzerine, menfaatın üzerine odakladılar. Şimdi artık hayatımız menfaatin üzerine odaklanır. Kapitalist sistem bizi bu hale getirdi. Bizim duygumuzu, düşüncemizi, her şeyimizi yıprattı. Duygumuzu, düşüncemizi, muhabbetimizi bizim aldı götürdü. Biz artık bir erkeğe, bir kadına bakarken materyal gözle bakıyoruz. Evliliğe materyal gözle bakıyoruz. Adam kızını evlendirdiğinde fazla malı mülkü yok. Sonradan malı mülkü oluyor. Damadı diyor ki gel. Ne oldu? Evlilik sözleşmesi imzala. Ne evlilik sözleşmesi? İşte mal talep etmeyeceğine dair. Ya demiş sen ölmedin daha. Demiş ayaktasın. Ben de eşimle hayatıma devam ediyorum. Senin malınla ne işin var demiş. Demiş yok imzalayacaksın, adam kaldır küldür geldi, çok öncesinden tanıyorum. Dedi ya böyle böyle, sana imzalatır onu dedim ben. Yani o adam onu sana imzalatır, adamı tanıyorum. İmzalattı adamı. Materyal bakıyoruz. İşte seven gerçek manada bir karşılık beklememesi lazım. Ya da ben hani bazen diyorum ya, deme ben seviyorum diye. De ki muhabbet besliyorum. De ki beğeniyorum. Eyvallah. Seviyorum deyince arkası çok ağır. Bu manada insan ister istemeyiz. Bakarken birbirlerine bakarken kendilerince hiç olmazsa seviyorum ya sevgime değer versin diyor. Bekliyorum. Bu çok sıkıntı. Ve toplumun içerisinde duygusal travma haline. Bizde de şöyle bir şey olmuştu. Hani sevilen kibirleniyor. İnsanların arasında sevilen de kibirleniyor. Bu sefer de acı bir şey, manevi tokat yiyor. Bu da işin başka bir acı. Allah muhafaza etsin. Nezir, Adem oğluna nezir denilince bizim bütün arkadaşların tüyleri diken diken oluyor ya. Adak diyelim biz buna. Birden ne oluyoruz be herkes? Nezir etmek, bir şeyi adama. Şöyle şöyle bir şey olursa ben de böyle yapacağım demek. Nezir Adem oğluna Allah'ın takdir etmediği şeyi yakınlaştırmaz. Ancak nezir kadere muvafık olur. Nezir sadece cimrinin malını eksiltir. Dinimizde adağın yeri nedir? Yani var ki adak ama bu hadis-i şerifte var. Çünkü nezir kurbanı diye kurban var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu da tarif etmiş. Nezir kurbanı. O yüzden normalde ama işte bu eğer diyor Allah'ın kaderine muvafıksa, denk düştüyse harika. Ama Allah'ın kaderine denk düşmediyse cimrinin malı gider diyor. Allah'a yiyorsun inşallah. O yüzden normalde nezir etmek sünnete aykırı değil. Çünkü nezredenler mesela işte
Birisi demiş ki böyle böyle olursa İslam öncesi nezirleri zaten kaldırmış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Haram olan nezirleri, yanlış olan nezirleri İslam'dan sonra nehyetmiş, onları kaldırmış. Eğer normalde haram olmayan nezirler varsa onların yerine getirilmesine müsaade etmiş. Hatta emretmiş. O yüzden nezir var ama bir olayın üzerine nezirin tesiri. Bu bir şükür gibi. Yani aslında işte üniversiteye girersem ya Rabbi 10 tane şükür kurbanı keseceğim. Tamam. Nezir olunca İslam böyle bakıyor buna. Hani şükür kurbanı kesecek, şükür orucu tutacak, şükür yemeği verecek insanlara. Ya Rabbi işte şu işin böyle olursa 50 kişiye yemek lazım. Bu şükür yemeği. Bir şey olduğunda Cenab-ı Hakk'a hamd ettiğini, şükrettiğini dair o kimsenin böyle şükür üzerine vermiş olduğu şeyler. Biz de öyle bakalım inşallah. Dünyada öğrendiklerimiz, görgü, kültür ve bizi biz yapan özellikler ahirette geçerli midir yoksa tekrar dizayn mı ediliriz? Muhakkak ahirette tekrar dizayn ediliriz ama buradaki görgü, buradaki kültür, buradaki ahlak anlayışımızın ahirete etkisi var. O yüzden buradaki görgülerimiz, kurallarımız, buradaki anlayışımız Kur'an ve sünnete uygun olursa ibadet hükmünde olur. Bir gelenek Kur'an ve sünnete uygun olursa ibadet hükmünde olur. Bir kültür Kur'an ve sünnet dairesinde olursa kültür geniş bir perspektif, geniş bir çatı. Böyle bir şey olursa evet bu şey olur. Bir ibadet hükmünde olur. Ama öbür türlü yani yaşadıklarımız, yaptıklarımız, ettiklerimiz. Az önceki ses daha iyiydi ya. Ha, bu daha iyi şimdi. Kafasına göre. O da mı kafasına göre tabii. Ya. Benden kaynaklanıyor. Bu görgü kurallarımız, yaşadıklarımız, yaşıyor olduklarımız, bundan Kur'an ve sünnete uygun olursa, bunların hepsi de bilinçli olunca, bu ibadet hükmünde olur. Bilinçli olması. Yani bir kimse evliliğini Kur'an ve sünnet dairesinde yapması, onun evliliği ibadet hükmünde oldu. Veyahut da işte nişanlanıyor. Kur'an sünnet dairesinde olursa ibadet hükmünde oldu. Veyahut da işte herhangi bir iş yapıyor. O bir norm işte ailede değişik böyle farklı oluşumlar var. İşte bizim ailemizin kültürü budur. Aa iyi harika. O kültür Kur'an ve sünnet içerisindeyse sünnete uygunsa ibadet hükmünde oluyor. Ve bunları bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde bir kimse dizayn ediyorsa ibadet hükmünde ve ibadet tadında. O zaman o kimse yapmış olduklarından sevap kazanmış olur. Önemli olan Müslümanlar için Kur'an ve sünneti hayatın her alanına nüfuz ettirmesi, yaşatması. Allah bizi onlardan eylesin. Arabi Seyri Sülük'ün Allah'ın veli kullarında nadir olduğunu söyler. Seyri Sülük ahlaken tamama giden yol mudur? Yoksa hal ve mertebe ile mi delillenir? Seyri Sülük olmadan yol olunur mu? Bütün Allah'ın bu noktada bütün mürşitleri, bütün mürşid-i kamiller, ben velilerle mürşid-i kamilleri ayırırım. Bütün hepsi de veli hükmündedir. Ama velilerin içerisinde mürşid-i kamiller farklıdır. Mürşid-i kamiller o velilik derecesine ulaşmış olan insanların bir üstüdür. Onlar çünkü aynı zamanda öğreticidir. Bütün veliler öğretici midir? Evet. Ama mürşid-i kamiller o velilerin de üstünde bir makamda, bir noktadadırlar. O yüzden bazı velilerin mesela öğretici vazifeleri yoktur. Onlar biraz daha böyle bütün veliler mezzuptur. Bütün veliler, mürşid-i kamiller de dahil mezzuptur hepsi de. Biz onların mezzup gözüyle bakarız. Allah delisidir onlar. O manada. Biz mezzupluğu böyle şey olarak algılamayız. Hani aklını yitirmiş, miskinliğe vurmuş, yollara vurmuş, dağlara vurmuş.
Biz öyle nitelendirmeyiz mensupla. Onlar Allah derisidir. Hayra koşmakta öndedirler. Hayra koşmakta öndedirler. Onları dünya malları, eşleri, çocukları, ticaretleri, dünyanın tat ve lezzetleri Allah yolunda önde koşmaktan şey yapamaz. Ne o? Engelleyemez. Onun eşi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, neyi varsa onun arkasından koşmak zorundadır. Onun arkasından koştuğu müddetçe o zaten onun eşi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü olur. Eğer onun arkasından koşmazsa ayet-i kerime sabittir. Onlar senin eşin de, çocuğun da, malın da, mülkün de değildir, akraban da değildir. Ayet-i kerime sabittir bu konuda. Hatta Nuh'a söylüyor ya, arkana dahi dönüp bakma. Bakın enteresandır Emir. Arkana dahi dönüp bakma diyor. Sufilik noktasında, seyir sülük noktasında bir kimsenin eşi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü neyi varsa, arkadaşı, eşi, dostu, akrabası, onun koştuğuna, koşmasına engel ise o değildir. Burası çok serttir. Anlatmaz kimse burayı. O koşacak çünkü. O koşarken eş, çocuk, mal, mülk, ticaret öyle diyor ya ayet-i kerimede. Sizin diyor zarar edeceğinizi düşündüğünüz ticaretleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, mallarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. O yüzden o kamil noktada olanlar için hepsi de arkadan koşacak. Arkadan koştuğu müddetçe o an. İşte içlerinde bunların, hani bunların mensupluğu bu noktadadır. Yani o mensupluğu böyle akılsızlık değildir. Hani böyle işte hesap bilmez, kitap bilmezlik, yol yordan bilmezlik veya evinin kapısını bulamamak, arabasının kapısını bulamamak değildir o. Onların buradaki mensupluğu Allah yolunda koşmaktır. Allah yolunda, hikmete uygun, sünnete uygun koşmaktır. Birinci derecede işi odur onun. Herkesin birinci derece nedir? Adamın işi vardır. İşte ticaretini yapacak, çalışacak, yapacak. İşte ikinci derecede nedir? Adamın eşi, çoluğu, çocuğudur. Üçüncü derecede o kimsenin işte malı mülküdür. Dördüncü derecede dergahıdır o kimse. Bu normaldir. Bu kimdir? O orta yolda gidenlerdir. Bu abes midir? Hayır. Bu yanlış mıdır? Hayır. Ben bazen derim ya, işinize, eşinize, aşınıza dikkat edin. Bakın, kontrol edin, koşun. Sebep, yani herkesin çoluğu çocuğu kaldıramaz mı? Herkesin eşi kaldıramaz. Yani ben koşuyorum derken evde elektrikler kesilecek, senin hanımın sessiz kalacak. Bu herkesin işi değildir. Veyahut adam işini kaybedecek. Koşarken. Herkes arkasından teneke çalacak. Bu herkesin kaldıracağı büyük değildir. Böyle bir şey zor. Ama o önde koşanlar bakmıyorlar ya. Eş, çoluk, çocuk, mal, mülk arkada duruyor. Yani öyle olunca onların halleri farklılaşıyor. İşte buradaki meczupluktan kasıt, Allah yolunda koşmada delilikten kasıt öyle akılsızlık değil. Bunu o noktada görmüyor. İşte bunlar o koşanlar, önde koşanlar bir kısmı seyr-i sülük görürler. Seyr-i sülük görenlerin büyük bir çoğunluğu veliliğe doğru kapı aralanır. Herkesin kapısı aralanmaz. Neden? Herkes o cesaretle, o delilikle koşamaz çünkü. Kapısının aralanmaması orada sınırı olduğundan dolayı değil. O kimsenin o noktada ona nefes yetirememesi, onlardan geçememesidir. Bu da ayıp bir şey, günah bir şey değildir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde seyr-i sülük
Allah'ın veli kullarında tecelli eder. Normal biz şimdi belli bir makamdan sonra seyri sülük başlar deriz. Ama kimisi dakika bir gol bir dergaha girdi gibi seyri sülükü başlar. O kimse seyri sülükü devam eder o kimsenin. O seyri sülükü onun devam ediyorsa, dakika bir gol bir başladıysa o veliliğe doğru kanat çırpacaktır. Çok ender görülür böyle insanlar ama var mıdır? Her cevap vardır. Burada o kimsenin yolu nefisle mücadeledir. O kimsenin yolu nefisle mücadelenin üstüne çıkıp kalbi olarak ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasına koşmaktır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin kalbi seyri sülükudur. Nefsin seyri sülükü vardır. Nefis meratipleriyle alakalıdır. Normalde nefisle mücadele etmek vardır. Kalbin seyri sülükü vardır. Bu sevgiyle alakalıdır. O kimsenin şeyhini her şeyden fazla sevmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini namütenahi sevmesi, ardından Allah'ın sevgisinde hemhal olması, Allah'ın sevgisinde tabiri caizse yok olmasıdır ki bu onun kalbi seyri sülükudur. Öbür taraftan da nefsin seyri sülükü, yani nefsin meratipleri, emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye safiye ayağı, o ayakta yürümesi lazımdır. Bazı dergahlar bunun sadece nefis mücadelesi, nefis meratipleri tarafını alır. Ki tarikatların büyük bir çoğunluğu bu veçhede alır. Ama sufilik dememin sebebi odur benim. Bizde nefis mücadelesi vardır. Bir taraftan da kalbin seyri sülükü vardır. Biz o sevgiyi önemseriz. Ben kendi iç darimde önemserim. Bir kimse, bu illaki X Şeyh Efendi olması şart değil. Her kim ise onun üstadını sevmesi kalbi seyri sülükünü başlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetlerini sevmesi kalbi seyri sülükünde belli bir noktaya gelmesidir. Ve o kimse ardından Cenab-ı Hakk'ın sevgisinde hevhal olur ki onun kalbi seyri sülükü devam eder. O yüzden bunu eserlerde burada tamama giden yol mudur diye demişler. Eserlerde böyle derler. Tamama giden yol diye. Yani böyle tarif ederler. Ben bunu böyle tarif etmiyorum. Eksik olan mı var ki tamama gitsin? O yüzden öyle tarif etmiyorum. Eksik gören kendisi eksiktir. Faiz, kumar ve hile ile elde edilen malın yenilmesi haramdır. Evet. Bir kimse göz göre göre. Bu tabii şeyde mesela faiz eğer Darülharp'ta faizi harbinden aldıysa, Darülharp'te kumarda harbinden üttüyse, Darülharp'te harbinden hileyle mal aldıysa bu caiz olur. Sufiler bunu da yemezler. Bunlar Darülharp'te caiz olur. Ama sufiler onu da yemezler. Öyle söyleyeyim. Ha, yemezler derken ne yaparlar? Etrafına dağıtırlar. Harbinde bırakmazlar. Yani bazen tuhaf karşılarlar ya beni. İşte onun bankada ne faiz parası varmış. Ben aldırdım. Ondan sonra da benim tenekemi çalarlar. Hoca bankadan faizi aldı. Ya al, ihtiyacı olan bir kimseye ver. Bankaya bırakıp daha faiz yuvası mı kuvvetlendirsen? Öyle. Tabii daha bir harpte de olsa kumar kazanacağı kesinse oynar. Kazanacağı kesin değilse oynamak caiz olmaz. Allah'ın en sevdiği kulları başkalarını Allah'a sevdiren ve Allah'ın kullarını da Allah'a sevdiren ve öğüt vermek için dolaşan kişilerdir. Hadiste geçen ifadede başkalarını Allah'a sevdirmek nasıldır?
Biz, insan Allah'ı sever bir kimse bir başkasına dua eder. Ya Rabbi bu kulumunu sev diye Allah da onu sever. Ne yaptık? Başkasını Allah'a sevdirmiş olduk. Allah'ı seven kimse çünkü bütün Müslümanlar Allah'ı sevsin diye uğraşır ve Allah onları sevsin diye uğraşır. İşin en kestirme yolu vardır. İşin en kestirme yolu kulun Allah'ı sevmesinden fazla Allah'ın kulu sevmesidir. Allah bir kulunu severse elinin altına alır tabiri caizse. Elinin altına alınca o kulunu muhafaza eder, o kulunu korur, o kulu da bu sefer Allah'ın sevgisinin altında o da onu sever. Sevgi eğer kemal noktada seven bir kimse varsa seven kimse sevdiğine naz eder çünkü. Allah'la sevenin arasındadır bu. Bir kul Allah'ı çok sever, Allah da onu sever. Allah onu sevince o kulun nazını, niyazını çeker. O yüzden de o kul dese ki ya Rabbi filancayı dese, hani Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar bir şey söylediklerinde Allah onların söylediklerini geri çevirmez. Bakın Allah'ın hadisi kutsi, Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar bir şey söyleseler Allah onların sözlerini geri çevirmez. Başka bir hadis-i kutsi. Allah'ın öyle kulları vardır ki yağmur yağsın dese Allah onları geri çevirmez, yağmur yağdır. Yeryüzünde Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah yağmuru onların yüzüsü hürmetine verir. Topraktan nebavat onların yüzüsü hürmetine çıkar, yeşillenir. Hayvanlar onların yüzüsü hürmetine senir. Hadis-i kutsi. E o zaman Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar Allah'ı sevdirmek ve Allah da o kulları sevsin diye uğraşırlar. Allah cümlemizi o kullardan eylesin. Amin. Allah dilediğini kendine seçer ve kendine döneni hidayet eder. Şura 13. Yakinlik kesbi midir? Evet. Kulun çabası da Allah'tan mıdır? Yakinlik kesbidir. Burada iki hal var. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu kendisinin dilediğini kendisine seçer dedi peygamberlerle alakalı. Hani Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam için diyor ya, ben seni kendime seçtim. Allah peygamberlerini kendisi seçti. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah bundan sorumlu değildir. Diğer bizim gibi kullar içinde kim ona dönerse ona hidayet eder. Ona dönerse ona hidayet eder. Seçtikleri Allah'ın peygamberleridir. Cebridir bu. Cebridir. Bizim Allah'a yönelmemiz kesbidir. Yani bizim gayretimizle alakalıdır. Bu benim din genel olarak ve aynı zamanda da sufi felsefemi teşkil eder. Ben kulun mücadelesine önem veririm. Kul kulluk yapacak. Kulluk noktasında mücadele edecek. Allah'a yakınlaşmayı kendisine virt edinecek, yol edinecek. Ve kim Allah'a yaklaşmak isterse Cenab-ı Hak onun önüne engel koymaz, onu kendisine yaklaştırır, onu iyi bir kul eder. O yüzden gayret etmek meselenin en önemli noktalarından birisi. Allah bizi onlardan eylesin. Kamil bir mürşide bağlanmanın hükmü nedir? Farz mı, vacip mi? İnsanın manevi yolculuğa çıkmadan önce bir mürşid araması gerekir mi? Şimdi bunun gün geçtikçe benim eski sohbetlerimi arkadaşlar hatırlarlar.
Benim, ben bir taraftan derim ki arkadaşlar, bir mürşide bağlanmak ne farz ne vacip. Bu yolda gidecekse bu kimse, yani Allah'a yakınlık yolunda yürüyecekse, o zaman o kimseye farz. O kimseye farz. Ya neden? Bazen örnek diyorum ya. Kendi kendisine doktor olabilecek olan bir kimse var mı? Doğru gibi bir şey. Eğer olsaydı herkes kendi kendine doktor olur. Gider bir, orada bir tabela satın. Ben doktorum der. Yani öyle bir kimse tabela atsa, ben burada doktorum dese, kim gider muayene olmaya? Kimse gitmez. Mesela işte bir kırıkçı çıkıkçı çıkıyor, öyle değil mi? İşte yıllardır bilmem hangi kırıkçının yanında durmuş, oğlu durmuş veyahut da işte kardeşi durmuş. Önceden kırıkçılar, çıkıkçılar var ya, onun yanında durmuş, orada o eğitimi almış. O eğitimi aldıktan sonra ne yapıyor? Ona devam ediyor. E kimisi var, o eğitimi düzgün almamış, günden güne, günden güne düzgün kaynatamamış, düzgün yapamamış. E duyuruyor halk arasında. Ne oluyor? Herkes bırakıyor. Bir müddet sonra hiç kalmıyor. Şimdi ben 90 yılında Bursa'ya geldim. Bursa'ya geldiğimde 3-4 tane çok meşhur kırıkçı, çıkıkçı vardı. Bir tane vardı, ne? Hasan mıydı? Neydi o? Kuş Hasan. Evet. Değil mi? Birkaç tane vardı. E şimdi nerede bunlar? Çırak bıraktılar mı? Yok. Sebep? Teknoloji o kadar gelişti ki. Hastaneler o kadar gelişti ki. Şimdi artık hiç kimse risk almıyor. Şimdi birisinin kolu kırıldığında kırıkçı çıkıkçı mı arıyor, hastaneye mi koşuyor? Hastaneye koşuyor. Sebep? İşin uzmanı var. Eğitimini almış kimseler var. Öyle işler yapıyorlar ki, hani önceden böyle muhteşem işler yapmış kırıkçılar, çıkıkçılar söyleniyordu. Şimdi yok öyle bir şey. Önceden o kırıkçılar, çıkıkçılar kendilerini eğitirlerken, birisi anlatmıştı bana, testiyi kırarlarmış. O testiyi kırdıktan sonra gözlerini bağlarlar. O testinin parçalarını teker teker toplarlarmış. El yordamıyla. Öyle yetişiyormuş. Neden? E şimdi o bakacak, kontrol edecek ya, neresi kırık, oradaki o basıklığı, esikliği veya ayrışmalıyı eliyle kontrol edecek. Derinin üstünden. Eliyle kontrol edemezse, onu hissedemezse, o kırığı çıkığı çatlağı anlayabilir mi? Anlayamaz. Ne zaman bir testiyi kırdı, bir tamam topladı, bir daha kırdı, bir tamam topladı, o kırıkçı kırıkçı ustası. Var mı öyle bir kimse şimdi? Yok. Şimdi ustaya birisi diyecek ki, ben kaportacıyım, öyle değil mi usta? Sen vereceğin adamın eline çekici, düzeltebilecek mi, düzeltemeyecek mi? Öyle değil mi? Düzeltemezse, benim gibi saçı değiştirirse, vidaları söküp vida takıyorsa, o kaportacı mı? Değil. Öyle değil mi? Ben seyrediyorum onları şimdi. Oğlan da alışmış. Böyle elliyor şeyin üzerine. Ne o? Saçın üstüne. Neden? Bakıyor o. Engebeli arazi var mı orada diye. Ona bakıyorsunuz değil mi? Onu hissediyorsunuz. Şişiyi, göçüyü hissediyorsunuz. Kaç milim saç? 2 milim. Üzerindeki boya ne kadar, kaç sandı, kaç milim? Ne kadar kalın macun çekersin, o kadar kalın. Ne kadar ince çekersin, o kadar ince olur. Macundan mı? Göçük boya göre, şişiye göre değişiyor. Onu baktığınızda kalın macun var diyorsunuz. Oralara göre onu öyle ayarlıyoruz.
Şey, ne o? Boynuz kulağa geçermiş ya. Onu soracağız. Şimdi normalde bak, eliyle bakıyor, eliyle onun eli hassaslaşıyor zaman içerisinde. O eliyle baktığında engebeli araziyi tanıyor, biliyor, ustalaşıyor, üstatlaşıyor. Bir kimse tek kendi kendine kaportacı olur mu? Olamaz. Oh, ikisi beraber birden olamaz diyor. Birisi de çık dedi, kimdi bunu? Çocuklar dedi, aferin. Olamaz çünkü. Ne yapacak? Bir ustaya ihtiyaç var. Şimdi işin en enteresan noktası şu. Biz Türkiye'de her şeyin bir ustasını, bir profesörünü ararız. Ameliyat olacağız, profesörünü ararız. Dişçi, en iyisini ararız. Arabamızı yaptıracağız, en iyi kaportacıyı ararız. Tamir ettireceğiz, en iyi tamirciyi ararız. Ne varsa en iyisini araştırırız biz. Bir tek şeyi de araştırmayız. Din. Bizim sosyoloji uzmanı din. Dinden ahkam keser. Ekonomi uzmanı dinden ahkam keser. Ondan sonra fizikçi dinden ahkam keser. Kimyacı dinden ahkam keser. Ondan sonra tıpçı dinden ahkam keser. Siyasetçiler dinden ahkam keser. Siz hiçbir siyasetçinin tıptan ahkam kestiğini gördünüz mü? Ey cerrahlar, o ameliyat öyle olmaz, böyle olur diyeni duydunuz mu? Yok. Ya bunların hepsi de ortak bir özelliği var. Hepsi de dinden anlıyorlar. Dinlisi de anlıyor, dinsizi de anlıyor. Ateisti de anlıyor, putperesti de anlıyor, hepsi de anlıyor. Bizim Türk toplumunun ortak anladığı, bildiği mükemmel bir şey var. O da din. Tamam. Hiç sen, siz duydunuz mu? Oğlum ne işin var senin tıp fakültesinde? Oku sen kitapları, doktor olursun. Ne işin var senin iktisat okuyorsun? Oku kitapları, iktisatçı olursun sen. Ne işin var senin, ne dış ilişkiler uzmanını okuyormuş? Ne alakası var? Üniversiteye gidiyormuş. Oku kitapları, öğrenirsin sen. Şimdi bilgisayar uzmanını gördün mü, onunla soracak. Ne işi var? Bilgisayarlıkta okuyacak. 4 yıl. Bilgisayar değil mi? Oku kitapları, sen bilgisayar uzmanı olursun. Böyle diyeni duydunuz mu hiç? Yok. Ama bir tek şey de duyarsınız. Ne işiniz var sizin tarikatlarda, orada burada? Oku Kur'an-ı Kerim'ini. Allah Allah. Ne gidiyorsunuz oralara buralara siz? Oku Kur'an'ına bak ya. Allah Allah. Ya bütün ilimler için bir okul var, bir bilen var, bir anlayan var. Onlar için okuyacağım. Yetmeyecek. Bir bilene gideceksin. Okuluna gideceksin. Bir profesöre gideceksin. Onunla alakalı uzmanlık yapmış bir kimseye gideceksin. Bir tek din olunca hiçbir yere gitmeyeceksin. Allah Allah. Böyle değil mi Türkiye'de? Böyle. Ben 30 yıldan beri aynı şeyi duyuyorum çünkü. Önceden Şeyh Efendi vardı. Mustafa ya, birader ya. Ya oku Kur'an'ını evde otur ya. Allah Allah. Birine dedim, sen memursun öyle değil mi? Evet, üniversite mezunusun. Evet. Kitapları okuyup da üniversite mezunu olaydın ya. Git de senin ya okula. Devlet sana bu işi verir miydi? Kaldı. Ama bizim için, Türkiye için böyle bir sonuç geçerli. Yani biz normalde. Ne sufilik yapacak? Ne işin var senin orada burada? Otur evde kitabını okusan. Olursun yani sen. Ya dağdaki zeytin ağacına bakmazsan, ustasını bulmazsan zeytin olmuyor ya. Biz
bir zeytin aşılanmazsa deli oluyor ya. Biz orada deli zeytin diyoruz ona. Siz ne diyorsunuz orada? Sizde de deli. Sizde mi deli diyorlar? Bak deli her yerde deli. Adı deli. Zeytinin bile delisi var. Neden? Aşısız. Aşısız. İnsanın insan olabilmesi için aşıya ihtiyacı var. O insan aşılanacak. Aşılanacak. İlaçlıyorsunuz mu meyveleri şimdi? Evet. Bu tadınız bir de. Bu tadınız bir de ilaçlıyorsunuz şimdi. Budamazsan oluyor mu? Olmuyor. Buduyorsun. Ardından bir de ilaçlıyorsun. Ardından bir de suluyorsun. Altını sürüyorsun bir de. Vay. Ondan sonra dünyanın en iyi armudu iyidir de çıkıyor. Bakmazsan çıkar mı? Çıkmaz. Biz onun uzmanı mıyız? Hayır. Hadi sen git bir tarla yap hadi bakalım yapabileceğini. Biliyor musun? Hayır. Ya bir uzman olmazsan zeytini bile yetiştiremiyorsun. Zeytini yetiştiremiyorsun uzman olmazsa. Yemeklik zeytini bile yapamıyorsun. Bilen yapıyor. Adam turşucu. Dededen değil mi? Ya dedenin gerisi var mı daha? Deden başlamış. Kaç yılında başlamış? 1986'da. 86'da başlamış. 86, 96, 2006, 2016. 30 yıl olmuş. Değil mi? 30 yılı geçmiş, 32 yıl. 32 sene olmuş. Allah hayırlı uzun ömür versin inşallah. İnşallah siz de peşinden gidin, gidin inşallah. 30 yıl olmuş. Hoş köy komple turşusuz değil mi sizin? Ben Bursa'ya geldiğimde ilk öğrendiğim şey oydu, gederek turşusu. Nerede diyordum bu gederek, bu adamların ne özelliği var. Yoldan gelip geçerken bir tane aldım. Dedim ya, bayındır turşusundan fazla bir fark yok dedi. Anamınki biraz fazla tuzlu. Allah rahmet eylesin. O yüzden normalde bir mürşide bağlanmak bu yolla alakalı ise bir kimse sufilik yaşayacaksa evet farz. Farz. Bir kimse şeyhi va şeyhinde devam etmiş. Emmar-ı levvam-ı mülhüme mutmainneye gelmiş. Mutmainneye gelmiş bir kimseye vacip yolunu yarım bırakmayacak. Mutmainneye geçmiş. Radiye'ye gelmiş. O kimseye artık ben yoruldum, şurada kenarda oturmak istiyorum diyorsa o kimseye de ne? Nafile. Allah bizi affetsin inşallah. İnsan Ramazan ayının faziletini bilseydi yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi. Evet. Ramazan ayı çünkü af ayıdır. Hani meşhur ya hadis-i şerifte, kim Ramazan ayına ulaşır da affolmazsa Allah ona lanet etsin, amin der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Cebrail aleyhisselamın sözü bu. O yüzden Ramazan ayı insanların hayır ve hasenatlarını katlandı, sonunda mağfirete uğradı, affa uğradı bir ay. Ramazan ayını daha faziletli geçirebilmek adına tavsiyeleriniz nelerdir? Oruçlu kimse dilini tutacak, dilini. Dilini tutarsa dinini tutar. Dilini tutmayan kimse hiçbir şeyini tutamaz. Allah bizi dilini tutanlardan eylesin. Amin. Arabi Fütuhat-ı Mekke'de hamile bir hanım neye arzu duyarsa çocuk ona benzer, doğar. Bilge kişilere, faziletli kişilere bakmak, görmeyi bunu irtibatlandırır ve bunu keşif yoluyla bilebileceğini varsayar. Bir örnek Hazreti Cebrail'in Hazreti Meryem'e güzel surette görünmesini bu manada görür.
Hazreti İsa'nın bu yüzden sakin tabiatlı ve güzel surette olduğunu söyler. Kişinin doğumunda ve fıtratında kesbilik mi, vehbilik mi baskındır? Ben yine kesbilik baskındır diyeceğim. Bu öyledir ki daha ileri götürelim. Hamilelikten önce erkeğin ve kadının en son gördüğü, en son hayal ettiği ne? Onların dair etkisi vardır. Hamile olunacağı gece en son kadın kimi gördü, erkek kimi gördü, ne yaşadılar? Hayalleri neydi, düşünceleri neydi, içlerinden geçen neydi? Nasıl bir ortamda o çocuk hamile kaldı? Bunlar dahi çocuğun üzerinde etkilidir. Ben bazen sohbetlerde diyorum ya, çocuklar anne ve babalarına şikayetçi olacaklar diye. Çocuklar anne ve babalarına şikayetçi olacaklar. Çünkü doğumun hamile olacağı esnadaki anne ve babanın halleri çocuklar orada mahşerde görecekler onu. Anne babanın evlenmezden önceki halleri, evlendikleri halleri, ondan sonra çocuğun işte ana rahmine düşüşü, ana rahminden sonra büyümesi, doğuncaya kadar ana rahminde yaşananlar, ondan sonra çocuğun büyümesi, çocuğun orada gözün önünden geçecek ve diyecek ki ben davacıyım. Ya da diyecek ki, ya Rabbi, kendisi cennetlik olduysa, annem ve babamı cennetlik eyle. Beni bu hale getirmiş diyecekler. O yüzden çocuklar anne ve babalarından şikayetçi olacaklar. Allah muhafaza eylesin. Zaman zaman böyle söylüyorum, tuhaf karşılanıyor tabii. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, evlilik yapacak olan kimselere tavsiye ettiği şey şuydu, erkeklere. Mümin bir kadınla evlen. Çünkü Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir kadının nikahını alması caizdir. Müslüman bir erkek. O normalde mesela gayrimüslim bir kadının da nikahını alabiliyor mu? Evet. Bu caiz midir? Evet. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dört halife belli bir zamana kadar Müslümanların savaştığı zamanlarla alakalı. Mesela Müslüman mümin bir erkek bir cariye satın alabilir mi? Evet. Cariyeden çocuğu olabilir mi? Evet. Bir ganimet olarak esir bir kadın alabilir mi gayrimüslim? Evet. Ondan çocuğu olabilir mi? Evet. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri özellikle erkeklere bunu tavsiye ederken mümin bir eş edinmelerini, mümin bir eşten çocuk sahibi olmalarını tavsiye ediyor. Kadınlara da bunu tavsiye ederken kadınlara da diyor ki siz mümin, ahlakı düzgün erkekler seçiniz. Nikah dört şey için yapılır. İşte meşhur hadis-i şerif ya, dini için, güzelliği için, malı mülkü zenginliği için, bir de asabiyet dediği şey, hani o kimsenin sülalesi için. Hadis-i şerifte siz dindar olanı tercih ediniz diyor. Siz dindar olanı tercih ediniz. Şimdi evde dindar bir kadından doğma çocuk ile dindar bir erkekten doğma çocuğun gelecekle alakalı durumu aynı değildir. Çocuk bundan etkilenir. Çocuk yaşadığı ortamdan etkilenir. Çocuk anne ve babanın haramından, helalından etkilenir. Çocuk anne ve babanın kültüründen, ahlakından etkilenir. Tabi Arabi'nin bu fıtratta geniş bir bölümü vardır bununla alakalı. O sonradan o bölümden derlenen, o bölümden şerhler olan şeyler var. Bunun tabii ilk başlangıcı Gazali'dendir. Gazali'nin böyle bir risalesi var.
İşte şöyle bir kimseyle evlenenin durumu böyle olur. Şöyle bir kimseyle evlenenin çocuğu böyle olur. Şöyle bir işte yüzü böyle bir kimseye, kaşı böyle olanın ahlakı böyle olur, evliliği böyle olur diye böyle surete tanımlamaları vardır. Tabi bunları da artık biz unuttuk. Sonra Gazali'den sonra bunu Arabi ele alır. Arabi de bunu normalde fütuhatına alır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi vardır. Marifetnamenin sonunda da böyle bir şey var. Alnı böyle olanın ahlakı böyle olur, huyu böyle olur. Dudakları böyle olan böyle olur. Yanakları böyle olan böyle olur diye. Bunun geniş teferruatlısı Arabi'nin şeyindedir. İlk böyle bu meselede geniş şekilde alan Füsus değil de bu neydi ya? Fütuhatında vardır. Fütuhatında geniş bir şekilde alır. Sonra bunun zaten o Gazali'den sonra Arabi, sonra başkaları bunlarla beraber hadislerle yoğurarak da evlenecek olan kimselerin prototiplerini çıkartıyor. Yani bir kimse nasıl bir kız alacak prototip, nasıl bir erkek alacak prototip. İşte boyu böyle olan, gözleri böyle olan, gözleri çökük, gözleri dışarıda, dudakları ince, dudakları kalın, dudakları orta, elmacık kemikleri çıkıp, bunlar tuhafınıza gidersin. Elmacık kemikleri çökük, normalde işte çok affedersiniz, boyu böyle, işte vücudu böyle, belinin üstü böyle, belinin altı böyle. Bunlar tuhaf şimdi sizin, belki de hiç rastlamadınız, okumadınız şeyler. Mesela erkek prototipi vardır, ideal erkek prototipi. Evliler bakmasın, olmuş bitmiş artık. Yani. Bakıp da moralinizi bozmayın şimdi. Huzurunuzu kaçırmayın. Vay, bunun dudakları ince, kibirli oluyor. Ben kibirli bir adamla mıyım? Böyle kibirli bir erkekle mi? Bayanla mıyım? Bırak, bitmiş, olmuş bitmiş. Mutlaka rahat olsa problem yok. Evlere yasakladık. Geri kalan okuyabilir, bakabilir. Ondan sonra eline bir tane kumpas alıp, ondan sonra işte kaşı böyle olacak. Ondan sonra millet çok hatun bulmuş da, çok adam bulmuş da, bir de eline kumpas alacak. Yok çekik gözlü olmayacak, yok çukur gözlü olmayacak, onu yapacak. Ulan bulmuşum evlenmişler. Ben de bunların hiçbirisini de muhakkak, yani bu tip şeylere takılmam. Normalde bir ara, Allah affetsin, bununla alakalı birkaç yerde böyle inceden ders yaptım. Ondan sonra, gençlere bir baktım, kadınlar da erkekler de kendilerince harlar olan kitaplardan bakıp onlardan ideal eş adayı bulacaklar. Ben dedim, bırakın. Erkeklere dedim, lan hatun buldunuz da dedim ben, elinize kumpas alıp dedim ben, şunun şurasında nesi var diye, ona mı bakacaksınız, evlenin dedim. Bu noktada ben fiziki olarak nikah dört şey için yapılır. Birisi de güzelliği için. Eyvallah ama herkesin kendince bir güzellik algısı var. Siz dindar olanı seçiniz. Önemli olan bu. Ve evlendikten sonra iyi olmaya gayret ediniz. İyi kadınlar olun, iyi erkekler olun ve evliliğinizi iyiliğin üzerine kurun. Önemli olan bu. Eğer iyiliğin üzerine kurulursa evlilik, o zaman Allah'ın izniyle doğacak olan çocuklarınız da iyi olur. İyi şeyler düşünürseniz, iyi şeyler hayal ederseniz, iyi şeyler tefekkür ederseniz, çocuklarınız da iyi olur. Çocuklarınız da selametli olur. Öyle çocuklar çok sakin olsun diye uğraşmayın. Bazen haşere çocuklarının anne babalar yaka sıkıyorlar. Erkek çocuğun haşeresi iyi olur. Kanınızı sıkmıyor. İşte fazla hopluyormuş, sıkıyormuş. Hoplasın zıplasın. Çocuklar bu noktada erkek çocuğun haşere bak. Ne güzel bak. Birbirlerine uğraşıyorlar. İyidir erkek çocukların haşere olması. Kız çocuklar da böyle aman çok böyle ne o hareketli değil diye düşünmeyin. Onların da salimen galimen olanı uygundur. Allah cümlemizi iyilerle karşılaştırsın. Cümlesini, çoluğunu, çocuğunu iyilerle karşılaştırsın. Sorular bitti.
Üstadım, üstadım değil mi? Üstad. Bana bir şey yok zaten, üç taraftan biliyorsun. Sabah eden okunuyor diye, ben de saat 2 okunuyor diye, ben de kalktım, abdestimi falan aldım. Namazı kıldın. Evden cami yakındı. Ben de dedim camiye gidelim, sabah namazını dedim kılayım. Ondan sonra saate bir baktım üstadım, saat 2:20 geçiyor. Ama ezan yanıyor geldi bana. Öyle bir dakika ezan sıçradı ki. Dedim ezan dedim okumuyor dedim, kalkın abdestim alalım. Senin teheccüh için kaldırmışlar, sen sabah namazı zannetmişsin. Evet, sabah namazını, o arada tecvid namazını da kıldın da. Harika. Teheccühün için kaldırmışlar. Allah muharek etmesin. Olur mu öyle? İnsan gerçekte ezan okunuyormuş gibi oluyor, koçuyor. Evet, ezan yanıyor geldi yani. Öyle bir takta ezan yanıyor geldi ki. Şöyle bakıyorum, namazı kılıyorum, oğlan söyledi. Bakıyorum ki, daha imsak girmemiş. Harika, sıkıntı yok. Hadi. Bitti mi sorma? Bir de bizim fabrikanın, komşunun bir fabrikanın eriği var. Bizim fabrikanın, diğer fabrikanın karşılıklı, orada da erik avacı var. Canım böyle bir erik canım istedi ki, mal sahibine söyledi. Abi dedim, canım dedim, erik istiyor dedim, koparabilir miyim dedim. Yok dedi, koparamazsın. Dedim, tamam dedim, koparamazsan dedim, biz de dedim, koparıp yiyemeyiz dedim. Diğer bizim fabrikada çalışan arkadaşlarımız gide gele eriği koparıyorlar. Ben dedim ki, ikaf ediyorum. Bak arkadaşlar, mal sahibi razı değil, koparmayın, haramdır diyorum. Yemeyin dedim, dinlemiyorsunuz tabii. Sana demiş belki de koparamazsın diye, onları serbest etmiştir belki. Bilemem artık. O yüzden belki de onlara şey yaptı, ne o? Koparabilirsiniz dedi. Bilemem. Bilemem. Hani geçen gün fotoğraflara bakıyordum, kardeşlerin birbirlerine çok benzediğini fark ettim. Benim algım mı acaba, yoksa bir süre sonra... Bir müddet sonra benzeşiyorlar. Atasözü ya, üzüm üzüme baka baka kararır diye. İnsanlar birbirlerine baka baka benzeşiyorlar birbirlerine. Dervişler birbirlerine muhabbet ettikçe birbirlerine benzerler. Kadınlar, erkekler mesela, bir kadın bir erkeği çok sevmiş olsa, erkeğin siması, kadının siması da değişmeye başlar. Yani siması, sevdiği adamın simasını değişmeye başlar. Yani benzemeye başlar. Hatta daha ileri, daha fazla sevse, kadında sakal çıkmaya başlar. Normalde o kendince hani buna anlam veremez. Ama normalde sakal bile çıkar, bıyık bile çıkar. Kadın çok severse, çok çok severse kadında sakal bıyık bile çıkar. Çıkar. Efendim, ben pazardan alışveriş yaptım. Daha ben bir ürün almıştım arkadaştan. Allah razı olsun dedim. Çok söylediğin kadar da güzelmiş dedim. Abi 5 kilo var, al götür dedi. Dedim param yok. Haftaya alırım dedim. Yok abi, al illaki dedi. Aldım. İki aydır ben adam arıyorum, pazarda yok. Dedim, farklı pazarlar alayım. Arkadaşlarına da söyledim, bırak gitti diyor. Çok büyük bir para da değil ama içime batıyor. Adam pazar... Haram olur mu bana? Yok, adam pazara geldiğinde ödeyecek. Her gittiğinde de bakıyor. Tamam. Bakmaya devam et. Sıkıntı yok. Ustazım, üstüne kimileri mürşide bağlanınca ya, kimi insanın mürşide de bağlanmasına karşı geliyor yani mesela. Karşı geliyor, evet. Yani mürşide bağlanmak iyi, güzel bir şey. Kimileri bilmiyor, anlamıyor, karşı geliyor. Karşı gelecek, herkes zaten karşı çıkmamış olsa. Herkes terviş olurdu. Evet.
Allah iyi etsin inşallah. Dağıtabilirsiniz. Ben buradan bu arada bir şey yapacağım inşallah. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Mescitte iki direk arasında gerilmiş bir ip görünce bu ne diye sordu. Ashab Zeynep'indir. Burada namaz kılar, yorulduğu veya gevşeklik hissettiği zaman buna tutunur dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çözün onu. Sizden biriniz zinde olduğu müddetçe namazını kılsın. Yorulduğu veya gevşediği zaman otursun buyurdu. Bu İslam dünyasında bizim ibadetler ve sufilerin seyri sülükünde ölçü olmuştur. Biz gücümüzün yettiği noktada ibadet ederiz. Gücümüzün yetmediği yerde kolaylaştırmayız, zorlaştırmayız. Hadis-i şerif mucibince biz kolay olanı tercih ederiz. Biz hiçbir zaman kendi kendimizi perişan edecek, kendi kendimizi üzecek ibadet veya ibadetler silsilesine koşmayız. Çünkü bu işin sufilik yönünde ölçüsü vardır. Sufilik yönünde de bir kimse sufili seyri sülükü gücü yettiğince yürütür, götürür. Kendisini perişan edecek, kendisini zelil edecek, kendisini bu noktada düşürecek, dağıtacak hallerden uzaktır. Afiyet olsun. İkramlarınızı ilk şimdi de ikram zamanı. Bismillah. Şeker patlarsa sorumlusu benim efendim. Şimdi.
sağ olsun dedim. İnşallah. Başka bir formül de olur efendim. Bir dahaki inşallah. Bir dahakine başka bir formül de olur efendim. Ya yok yok, boş ver. Arada kaçırayım ben de ya. Mecburum kaldım gidince. Geçenlerde yaban mersini tavsiye etme ama yine de ben bir tanımı sorayım. Kendisine bir şekilde aslında en iyi daha evvel kadar kişinin kendini başka aslında kişi. Bunu dün söyledim ama ölmüşler var. Gerçekten ben faaliyet ediyorum. Şu an size en iyi gelen bitki araçlar, internet açısı. Bunu kendisi kesin. Çünkü doktor 40 yaşından öldüğü bir tamamı. Ölmüş. Çok sinirlenirse 6, yemeği dengeleyemezse, bir yaşın verdiği şey dayanamıyor. Kaç yaşında? 27'dir. Bitti. Ağır oldu. Geri oldu, pardon. Ağır oldu. Tipir mi? Ya bunda 5 defa da söylüyorum. Tipir, tipir. Tipir mi? Ondan çok uğraşmıyor. Aydınlık geçirdiğimde ben yaşımda, 7 yaşımda ne anlamıştım? Hiçbir o şeyden... ...tankı altı için üstü bile... Geçen de böyle, yani üzüldüğüm bir araçları dedim. Şuraların bir otoparkın, yeni ortasında mı yoktu? Kahvenetesinin altı şişmişler. Bütün gidelim, etkin kedim atlamıyor. Israr
ısrar ediyorlar. Bu ekmek çok güzel. Şöyle böyle de. Ondan 3 lokma yapıyor. 4 lokma en fazla. O şey yapıyor ki. Yani mücadele var ya. Adam bizim sayık diyor. 1 kilo var. Yani şimdi o mücadeleyi yapmazsan şeker seni al mı? Çözüm şu an kesinlikle yok değil mi? Yani şöyle. Şeker mi? Şeker. Ankara'da yapmışlar. Anadolu'da başka sonuç mesela. Ters çevir. Yok. Ama ben bir bayanla mı karşılaşacağım İstanbul'da? Kadın dedi ki ben etek giyemem. Ankara'da etek yani giyemiyorum. O kadar şiştim. Ama daha hazırlan dediler. Oturursan da otursan baklavayı çok rahat yiyorum, hiçbir ilaç kullanmıyorum dedi. Hatta o gün kendisi bir doz olduğu için soramadım. Olabilir mi? Yani bazı normalde hastalar var, o hastaların şekerleri pankreas, insülin üretememesi değil, onların beslenmeleriyle alakalı şeker. Şeker çok. Ben bazen diyorum ya 70 bin türlü hal vardır. Bu şeker de 70 bin tür. O yüzden o böyle hani işte birisi şöyle yapmış da böyle birisine gidiyorsun ne o? İşte bamya tohumu yemiş, şekeri düşmüş. Lan avuçla yedim ya. Hiçbir şey yok. Öbürküne gidiyorsun. Ne o? İşte bilmem nerelerden su getirmiş, suyu içmiş, şekeri düşmüş. Bidonlarla işte. Şimdi Allah affetsin, her yerde kardeşler var. Her yer, herkes de şeker hastası biliyor. Birisi şimdi bir şey duyuyor oradan, bu şekeri iyi geliyormuş, alıp getiriyor ona. Ben hiçbirisine hayır demiyorum. İşlerin arkasındaki dolabı vardı açtığımda, hangi saat ne iş çektiler? O, çöp, ondan sonra özel hazırlanmış küller, ondan sonra özel getirilmiş, ondan sonra sular. Ne ararsan var ya, ne ararsan var. Ya evet, birisi bir şey, muhakkak ona iyi gelmişti. Bir şey demiyorum. Bak, ona iyi gelmiş. Ben yolu diyette buldum. Ben yolu orada buldum. Herkes bir şey getirdi, herkes bir şey yaptı. Hepsinden yedim içtim. Hala da getiriyorlar. Şimdi gene iş yerinde bir şişenin içerisinde bir şey var. O şekere iyi girmiş. Orada duruyor şimdi. İçeceğim onu da. Sıkıntı değil. Ya kendimce de şöyle diyorum. Derviş kardeşim. İyi niyetle bir şey getirmiyor. Belki de Cenab-ı Hak şifa onun üzerinden verdi. Kullanıyorum ben de iyi niyetle. Bunda bir sıkıntı yok. Kütahya'ya çeşmenin başında. He. Yaz istersen çeşmenin var. Oradan su geldi bana. Bizi de dedim. Bizi de verdim. Ankara'da abimle. Yani çok medet. Daha önce de geldi oradan bana. Bir avuç içtim, bitti diyor. Yani ötekisinden sonra o da dedi. Sadece şeker suyu. Yani doğru mu? Yaşar getirdi değil mi kocaman evet, bidonla? Evet. Sen bana söyle, Türkiye'de şeker ne iyi gelir, nerede ne alalım? Götüyor. Bunu ben kendimce yolu o. Ben şimdi herkes onu söylüyor. Pirinci unutacağım. Hatta bulguru da unutacağım. Ekmeği unutacağım. Unlu mu alayım hiç ne olursa olsun. Unutacağım. Yani hayatımda yemekle alakalı şeyde bunları unutacağım. Bol bol acuk vereceğim. Acı düşürüyor mu benim şekerim? Acı düşürüyor. Bak o da şekerli. Sen o benden daha sıkıntılı. Sinirleniyor mu? Sen o sinirlenince yakın yerde durma. Sinirlenince böyle biri bir tarafa gidiyor, biri bir tarafa gidiyor. Kaydırıyor.
ediyorum, bazen tarif ediyorum. Şimdi bir gün dükkanda Fatih bizim yazdan sessiz sessiz soruyor, söylüyor bunlar. Sayın abi kanalda onu bir bakış bulatıyor şimdi. Mercan kalıyor. Mercan o zaman dükkanda ticaret öğrenmek yani burada. İş yok. Bir daha söyledi. Bir bakış daha söyledi. Bir kaldı. Sonra saat 4:30 oldu. Şeyden orada biz çay falan pişirdiğimiz yer var. Oradan bir cazırtı geliyor böyle. Bir de koku yayılıyor. Bir cazır cızır bir şeyler yapıyor bu. İyi yemek yapar. Öyle değil mi? Bir cazırtı kopuyor şeyden. Ulan ne yapıyor diyor bu kendi içimden ben de. Saat işte 4'e falan geldi ama. Ben hala da o pilavın tadını yutamıyorum. Bu kuyruk yağını eritmiş, kavurmuş güzelce. İçine pirinç atmış. Ama lokantada aşçılar yapamıyor. Tane tane çok pilav. Üzerine küçücük küçücük soğan doğramış. Üzerine küçücük küçücük domates doğramış. Sıcak sıcak. Karşıdan fırından bir de çıtır ekmek aldırmış. Ulan ne pilavdı o lan? Lan yiyeceğim yiyeyim. Bir baktım öyle. Dedi ki gel birkaç lokma, birkaç lokma ye. Ben ne yaptım dedim ben. Sustu şimdi. Ben bir kaşık daldırdım pilavı. Böyle pilav yok. Hacı ne yaptın dedim ya. Böyle yaptım dedi. Ulan dedim ne pilav olmuş bu dedim böyle ya. Ondan sonra oturduk. Ekmekle pilavı yedik ondan. Evde yapıyorsun mesela. Yanmıyor mu? Sesimi duymaz. He? Sesimi duymaz. Ben sesimi duyurmak için uğraşıyorum zaten. Sen tavana bakıyor zannediyorsun. Sana bakıyor. Kime sinirlendiyse ona bakıyor. Tabii o sana bakıyor da o tavana bakıyormuş gibi oluyor. Adam sonra bana yalvarıyor. Al sambalin başımdan diyor. Mesnevi'de güzel koku için meleklerin gıdasıdır diye bir ibare var. Arabi'de füsusta sanıyorsan kadınların çocuk doğurmasını Allah'ın rahmaniyetinin bir tecellisi gibi yorumlamış. Bunu bundan bir ilişkilendirebilir miyiz? Namaz zaten söylemeye bir gerek yok. Arabi bir de kadınların güzelliğiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelliyatı. Peki meleklerin gıdası mıdır? Yani meleklerin gıdası güzel, mı? Sevdikleri için mi? Güzel kokuyla alakalı, evet. Normalde hani melekler yiyip içmezler ya. Evet. Ama güzel kokuya müştaktır melekler. Bir çıt ilerse Allah da güzel kokuya müştaktır. Tütsü yakılması eski Mevlevi dergahlarında. O tütsü demeyelim ona. Güzel koku. Güzel koku. Evet. Bütün dergahlarda güzel koku var. Bir de önceden işte her dergahın bir kokuyla alakalı kokucu dedesi olur. O dergaha giren herkese koku sürer. Dergahın içerisi bundan sonra da işte güzel kokar. Mesela o yüzden erkeklerin kokulanması, kadınların da erkeklerin de eşlerine kokulanması nafile ibadet hükmündedir.
kadın erkeğine kokulanır, güzel koku sevdirildi. Kadın da güzel kokuyla erkeğine kokulanır. Erkek için de güzel kokuyla kokulanması eşine karşı nafile ibadet hükmüdür. O yüzden mesela kadınların güzel koku sürüp dışarı çıkmaları caiz değildir. Ama eşlerine kokulanmaları sünnettir. Erkeklerin de kokulanmaları bu manada sünnettir. Güzel kokuya Cenab-ı Hak da müştaktır. Öyle söyleyeyim. Allah da sever güzel kokuyu. Yani sarımsakla camiye gitmemek bir veçhede de yasaklanmasının sebebi odur zaten. Hadiste yasaklar. Soğan ve sarımsak yiyenler mescidimize girmesin. Çünkü onlar güzel kokmaz. Güzel kokmadığından dolayı mescide girilmesi onunla yasaklanır. Veya soğan sarımsak yiyen kimse hemen o kokusunu izale etmeye çalışacak. Yani o kokuyu bir başkası hissetmeyecek. Mesela sufiler buna çok dikkat etmişler. Sesim arkaya geliyor mu? Duyuyorsunuz yani değil mi? Mesela sufiler buna çok dikkat etmişler. Kendi içlerinde. Bir kimse örneğin vücudu farklı kokmayacak. Yani o elbiseleri farklı kokmayacak. Sufiler bu temizliğe dikkat etmişler. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem ağız kokusuna dikkat etmiş. Hani meşhur ya bir tatlı meselesi var. Cüveydiye annemiz yapıyormuş her gün. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de çok seviyormuş onu. Her gün o tatlıdan yemeğe gidiyormuş. Ondan sonra Hazreti Zeynep annemiz de Hazreti Ayşe annemiz komplo kuruyorlar Hazreti Peygamber'e. Diyorlar Zeynep'e diyor ki yanına geldiğinde sen ne yedin, ağzın neye kokuyor de diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in yanına gidiyor. Diyor ki ya Resulallah sen ne yedin diyor, ağzın böylesini kokuyor. O hemen çıkıyor ağzını misvaklıyor onun odasından çıkınca. Hazreti Ayşe annemiz yanında. Ayşe annemiz de aynı şeyi söylerse işte bir daha yersem diyor. Yemeyeceğim bundan sonra diyor. Hani tatlıdan yine ağzını misvaklıyor. Cebrail aleyhisselam diyor. Onların kurmuş olduğu tezgah onu söylüyor. Şimdi öyle onlar Cebrail aleyhisselam faktörünü unutuyorlar. Hırs unutturuyor insan. Kıskançlık unutturuyor. Ya burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ağız kokusuna karşı olan hassasiyet çıkıyor. Mesela o yüzden insanlar ağızlarının kokularına, vücutlarının kokularına, uzuvlarından çıkan kokulara dikkat edecekler. İnsanların uzuvları da kadın erkek değişmez. Onlar da kokabilir. Veya vücudu kokabilir bir kimsenin. Buna da İslam 6 ay müsaade ediyor zaten. 6 ay içerisinde tedavi olur. Eğer tedavi olmazsa taraflara boşanma hakkı olur. Önceden bu tabi şimdi kalmadı artık. Mesela şeyde insanlar oğullarını evlendirirlerken gidip gelinle bir yatağa yatardı. Kaynana olacak olan kadın. Siz ben Mehmet Kuyucu'nun evlendiğini anlatmadım mı size? Yok. Mehmet Kuyucu'yu evlendirecekler, dayım yani ondan sonra. Daha Allah'ın elini kalmadı, daha istenmedi. Bir sabahleyin çat 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 oldu, pancar motoru var, bağırıyor sokak döndü. Anneme dedim, ne bağırıyorsun? Dedim, Mehmet'e dedi, kız bakmayın bize. Lan dedim, sabahın bu vaktinde ne işiniz var? Böyle erkenden gideceğiz ki diyor. Hani evi derli bir toplumu, kız derli toplumu. Millet evden kovar şimdi. Yani sabahın 7'sinde kız bakmaya gelmişler. Bak kafayı mı kırdın sen? Git bak işine der millet. 7'de gitti bunlar. Daha ne Allah'ın emri var, ne bir şey var, ne olacağı belli, ne biteceği belli. O çat 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 dediler. Ne oldu acaba bunların işi diye. Ben de merak ettim, sordum. Dedim ne oldu, gittik ağırlandık dedi. Dedim kovmadılar mı sizi? Yok dedi kovmadılar. Ne kovsunlar ki? Normal dedi. Ona normal geliyor onlar. Yetmedi. Annem bir gece yattı gelin. Abi dedi ne yapar yattın? Evin kız
Sen şimdi git sen. E dedi vücudu kokuyor mu, sayıklıyor mu, deli mi dedi, titriyor mu dedi. Ben kaldım. Öyle aldılar onu. Ondan sonra kız bir süre sınıftan geçti yani. Bir süre imtihandan geçti. Sadece kız da geçmiyor. Anası, babası, kilavesi. Dayımdan kim uğraşabilir? Allah rahmet eylesin. Şimdi ama ben yani sonradan dini okuyunca evet lazım. Tabii. Aslında erkeğe de. Şimdi öyle adamlar var, kokuyor. Utanmasam ben burnumu sıkacağım, yürüyeceğim, gideceğim. Mesela derviş olanlar var, dolaylı söyletiyor. Yıkanmıyor mu bu adam? Gidin söyleyin. Mesela sigara içen, zikrullah birinci alakasında olsun, ben o kokuyu alıyorum. İçmeyen çabuk fark ediyor. Evet. İkinci alakada alıyorum kokuyu ben. Sigara türü kokuların normalde hani kötü koktuğu için güvenliğe de bir sıkıntı var. Tabii var. Yola engel midir? Engel. O yüzden ben bizim yolda gidecek olanlara haram. Hem bir hadiste de mesela Peygamber Efendimiz sahabeye el, yemekten sonra el ve tırnak temizliği ile ilgili bir kıssası var. Cebrail Aleyhisselam gelmiyor gibisinden. Bu temizliğe özendirmek için midir yoksa temizliği. Gerçekten de o şekilde mi? Temizliğe özendiriyor. Aynı zamanda evet o şekilde. Ya mesela tırnaklarının altında şeytanın çocuklarının olduğunu kim söyler ki? Bunu tuhaf geliyor. Ben mesela tırnağı uzun olan kadının elinden ben ekmek dahi yemem. Bileyim ben onun tırnağının uzun olduğunu, ben onun hiçbir şeysini yemem. Hiçbir şeysini yemem. Onun elinden hiçbir şeyini yemem onun elinden. Çünkü tırnaklarının, o tırnağın altında şeytanın çocukları var. Bunu hadis mi var bu konuda? Sen hadis mi okudun? Deminki bir kıssaydı, menkıbeydi. Ha, bu bir kuzu eti yerken sahabeye çakıl taşlarla ellerini temizlemesini öğretmiş ve meleklerin artık gelmediğini Cebrail Aleyhisselam. Normalde o şeyde mesela bir kimsenin tırnaklarının altında, mesela bir kimse temizliğine dikkat etmeyen bir kimsenin tırnaklarının altında şeytanın çocukları var. Eskiler de söylerdi bir şey. Ben eskilerin söylediğini bilmiyorum. Yani büyüklerimiz söylerdi. Onu bilmiyorum ben. Daha hiç duyduğum bir şey değildi. Sonra gördüğüm bir şey oldu. Birisi öldür kes yediremez bana. Bile bile yemem. Ya o farklı bir şey o. Ya bu sadece temizliği özendirme değil mesela. Şeytan damarlarımızda da dolaşıyor. Bu ayrı mesele. Bu öfkeyle alakalı mıdır yoksa? Bütün her şeyle alakalı. Şeytan insanın damarlarında dolaşır. Zikrullah yapmazsa vücuda hakim olur. Zikrullah yapınca vücutta tesiri azalır. Ne kadar çok zikrullah yaptı, tesiri o kadar az olur o kimse. O şey yapacak, ne o? Tesirini azaltması için zikrullah yapacak. O yüzden mesela, şimdi mesela başka tarafa kaymasın da, mesela kafir cinniler kötü koku olan yerlerde daha fazla duruyorlar. Ya mesela bir kimse şey yapsın, kötü koku olsun, kafir cinni onun etrafında daha fazla duruyor. Şimdi bayanlar yanlış anlayacaklar belki de.
Mesela bayanlar kokulanıp çıksınlar, kafir cinliler etrafından fır dönüyor. Şeytan etrafında fır dönüyor. Eski Mevlevi dergahın efendim üzerlik otu tohumu yakarlar, ütüsü şeklinde. Mesela ney üflerken de o neyzenin hale girmesini kolaylaştırılmış. Ya da üzerlik otu tohumu yaptığınız zaman şimdi Felak ve Nas okursanız işte oradaki zulmet kalkarmış. Böyle evet. Şeyler okumuş. O evet. Gerçek değil mi? Hı hı. Mesela şey bilen yakmışlar. Şey var ya, çörek otu. Evet. Çörek otu da mesela işte ölüm hariç her derde devadır değil mi? Mesela o çörek otu yakmışlar örneğin. Vefat edenlerin üstüne konmasının bir sebebi var mı? O normalde vefat edenlerin üzerine koyuyorlar, çörek otudur. Normalde onun da kendine kokusu var ya, o çörek otuna mesela kafir şeytanın ve kafir cinlerinin gelemeyeceğine dair ibareler var. Mesela çörek otunun sadece fiziki faydası yok bence. Bu bence. Çörek otunun bir insana manevi faydası da var. Ya bir kimsenin mesela akli, kalbi, ruhi şifa da olduğuna inanıyorum ben çörek otu. Yani bunu ilk defa konuşuyorum şimdi böyle bir hani farklı algılanmasın diye şey yapıyorum. Ben mesela çörek otunda ben böyle akli, kalbi, ruhi şifanın da olduğuna inanıyorum. Mesnevi'de de var efendim değil mi? Var. Paçka ve topken evet. Gelmesiyle alakalı. Yani normalde çörek otunun mesela ben belki de o tohumun tohumların içerisinde en faydalı olduğuna inanıyorum. Mesela değişik insanlara değişik böyle kürler söylüyorum. Çörek otuyla alakalı. Allah'ın izniyle şifa oluyor. Bir şey oluyor mesela. Döv diyorum, balla karıştır ye diyorum. Yani sonra geliyor Allah razı olsun ya diyor. İyi geldi bana diyor. Örneğin. Hani bal da her derde deva, hadisle sabit. Çörek otu her derde deva, hadisle sabit. Mesela ben çok uzun zamandan beri, yani bu 6-7 yıldan beri sabah akşam mümkün olduğunca kaçırmıyorum. Çörek otu yiyorum aç karnına. Ben bu sisi öğütme makine aldım ben, öğütüyorum onu. Önceden şeyde değirmende öğüteceğim diye uğraşıyordum. Bu zor oluyor. Aslında en iyisi o da. Ama artık şey oluyor. Onu ölçüyorum. Yani bir tatlı kaşığı sabah akşam mümkünse çörek götürüyorum mesela. Aç karnı. Ben onun ben normalde mesela hem zahiren şifa olduğuna hem de manen şifa olduğuna inanıyorum. Mesela depresyona karşı ne bileyim işte böyle sıkıntılarla karşı dirençli olma, manevi olarak kendimce dirençli olma, akıl sağlığı, yani bunlar bence birbirlerini böyle tamamlayan şey. Güzel koku, güzel sözler, bunlar önemli şeyler. Ya insanlar hayatlarını biraz daha natural, biraz daha otantik, biraz daha böyle kimyasaldan uzak. Yani onların hem psikolojilerini hem vücutlarına rahatlık ettiklerine inanıyorum. Mesela bizde böyle bir evin içerisinde güzel bir koku, tohum kokusu veyahut da hazırlanmış güzel bir koku bizim evlerde yok. Biz kapitalist sistem, oda spreyine döndü herkes. Sıkıyorsun oda spreyini, farklı bir kokuya bürünüyor. Ama normalde öyle şeyler artık şeyde diyor, soğukta da önceden mesela böyle uzun şeyler var, güzel kokuyor, yakarlardı. Mesela hacca ömreye gittiğimizde
bilhassa ömrede de görürdüm ben. Kabe'de gezdiriyorlar. Gezdiriyorlar mesela. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum. Hacı'da ben görmüştüm. Evet. Umre'de de sizinle gittiğinizde de görmüştüm. Evet. Gibi evet. Sallayarak şey yapıyorlar. Onun onlarda böyle kocaman bir şeysi vardı. Birisi kafasının üzerine koyuyordu onu. Sırtına koyuyordu, kafasının üstüne koyuyordu. Tavaf ediyordu herkesle beraber. O böyle bir koku yayıyordu ortalığa. Güzel bir koku. Bunlar şimdi normalde kayboluyor. Şimdi makineyle evet. Kayboluyor bunlar şimdi. Ama yani güzel kokunun insana bu noktada maddi manevi faydası olur. Allah bizi güzelliklerle, iştigal eden kullarına selamlar.